Malum ki hama kendi cemiyet buluştan katı nazar, albatta bu cemiyette yetimler var. Dinimiz yetimlerge şu kadar itibar karatken ki Kur'an-ı Kerim'de bir neşte ayetleri de Allah'a da onların hakkı hakkıda gep gitken ve onların hakkı himayege alınken. Allah tamamıdır. Şunun için dinimizde yetim parvarlıkke, miskin parvarlıkke, kembeğal parvarlıkke şunçerek çok targıp kılınken. Avalları Müslümanlar diyarıda yetim hanalar boma gene kendisiler. Yetim hana bulmayan avalları da keyinçelik bu barpa oldu. Min afsus ki yetim hana degende biz eytiyetken de şer'i kursatmaya muvaffak sagirlik mahallede, kudaklik mahallede otasından, onasından ayrılgenlerini yine yetim desek hazırge gelip trik yetim köpeyip kaldı. Otası var, onası var. Lekin ota ona fakat yine özünü, nefsaniyetini oylegeni üçün. Fakat yine o şahsiyetini oylegenliği üçün aile büzül yaptı, ortada balalar yetim, hatta yetim hanege saf ata anası bar bölgen balalarını hem topşir yatkenini hamamız güvahı bul yapmış. Allah Teala Kur'an'da Sure-i Nisa'da merhamet kılıp eytedi ki, yetimlerine ta balagat yaşıge yetkünlerige kadar nazarat kılıp, vayege yetiş vaktini küzetip durun deyip Allah buyurgen. Yani eğer burası bir cemiyette yetim babası, avvalları İslam'dan avval yetimlerde malını zulüm kılıp avvalları diken. Özlerine alıp, özlerine kılıp, haklıken tasarrufunu kılken. Şimdi Allah Ta'ala dinimizini yubargeniden ki, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ını bilesinler ki, rahmeten lil alemin. Bütün alemlerge rahmet kılıp yubarılgen. Bütün alemlerge. Bana şunun içi de elbette yetimperverlikke, yetimlerge rahmet. Şunun için Allah Ta'ala ayet yaptı ki, eğer mabada o şey yetim karındaşız buladı mı, tanış buladı mı, bana şuna kadar yetimlerini siz özünüz karamağa olsanız, balagat yaşı ki yetkünce onlardan nazarat kılın. Yani vayge yetişini kütüp durun. Vayge yetkeneden kegin kolunuzdaki amanat mal mülklerini özlerine topşirin deyipti Allah Ta'ala. Demek mal mülkü bizde amanat bulup durarken, şülep duramızken, balagat ki yetkenden ki onlarına topşiramız. Onlarını ısraf kılıp, ulgayıp kalmasınlar deyip şaşkalalı gibi yiyip yubarmayın. Kim boy bolsa yetimli mülkeden yiyişten saklansın. Eğer kembeğal bolsa yakşılık için miyarıda alıp yesin. Mal mülklerini özlerine kaytarganingizde ularga guvah çakırın. Allah hesap kitabını kifaya kuluvçu zattır. Nisa suresinin 6. ayet. Bu ayet-i kerimede yine bir nazik mesele kursatılı yaptı. Eğer ayteli yetimli omonatiga olib turgan odam o'zi faqir, o'zi qashshoq bo'lsa, yetim boy, badavlat odamni farzandi bo'lib katta meros bilan qolgan bo'lsa ham, undan o'zingizga o'sha yetarligini ishlating, o'sha yetimga qarayotganligi uchun. Lekin yetimni kafolatga olgan odam o'zi boy bo'lsa, buni yemasin dedi. Ana endi vaqtiki kelib yetim voyaga yetganda buni topshirayotganingizda albatta guvohlar ishtirokida qiling dedi. Bu Allohning buyrug'i. Nega? Chunki har xil gap chiqmasligi kerak. Balog'at yoshiga yetguncha. Chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bir hadisda aytadilarki, la yutma ba'da ihtilam dedilar. Ya'ni ihtilomdan keyin yetim deyilmaydi dedi. Balog'atga yetgan bola yetim hisoblanmas ekan, to o'sha balog'atga yetgunga qadar yetim hisoblanib turilar ekan. Ana shuning uchun ularda mol mulkini qaraydigan bo'lsak, ana o'shalarga juda ham e'tibor bilan qarab borishimiz kerak.